Sevgili dostlar, burası Portekiz'in Porto kasabasının Douro Nehri, yani Altın Nehir. Şimdi bunları ineceğiz, bu tekneleri. Bunlar Ravello adlı ismi. Bunlar zamanın taşıma tekneleri. Her türlü. Burası zamanın tabii 16. 17. yüzyılın ekspres yolları, otorutları, otoyolları pardon. Yani otoyol olmadığı zamanlar otoyol burasıydı. Bütün onun için fabrika, şehirler hep nehir kenarına kuruldu. Avrupa'da bahsediyorum genelde. Burası da Douro, çok önemli bir nehir. Altın, Douro, yani altından nehir demek. Çünkü Brezilya'dan gelen altınlar, sömürgeden gelen altınlar burada karaya çıkıyordu. Bu nehirde. Aynı zamanda liman bu nehir. Ve tabii buradan taşınıyordu her şey dışarıya, içeriye. Buraya gelen mallar burada içeri gidiyor. İçeriden çıkan mallar burada gemiye yükleniyor. Onun için bu otorut üzerinde, bu otoyol üzerinde bir seyahat yapacağız. Porto kasabasında hastasıyım, çok güzel. Hoş geldiniz Renkler programına efendim. Ayhan Sicimoğlu, Renkler, Bloomberg, HT. Buradan girdik. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çok hoş bir tekne, ahşap, güzel yapı. Dışarıdan da çekeceğiz. Filme böyle başladık, Porto kasabasında. Portekiz, Avrupa'nın ucundayız. Sevgili dostlar, Maria Pia Köprüsü, bu Gustav Eiffel'in dizaynı. Burada baba yaşamış, burada kendine ofis falan vermişler. Efendim, Borsa Sarayı'nda ofisi var. Ve bu köprüyü dizayn etmiş fakat artık kullanılmıyor. Bu tren köprüsü. Fakat güvensiz bulunduğu için şimdi modern köprü arkasında yapılmış. Yani aynı işlevi göre bu artık yok. Yani işlemiyor ama çok güzel. Tarihi eser gibi duruyor. Bakar mısınız güzelliğine? Sevgili dostlar, bu güzel evler, bu tarihi evler UNESCO koruması altında. Burası kalenin içi. Porto Kalesi'ni gördük. Yer yer yıkılmış ama yer yer duruyor. O kalenin içindeki her taş UNESCO koruması altında. Yani buraya bir AVM yapalım, abi, rezidans desen yapamazsın. Biliyorsunuz değil mi demek istediğimi? UNESCO maalesef İstanbul'u korumuyor çünkü İstanbul'la İstanbul idarecileri verdikleri sözü tutmuyorlarmış UNESCO'ya. Şuna bir şey, mesela en son Galata Köprüsü yapılan, en son Galata içindeki yapılan köprü, Haliç Köprüsü, UNESCO itiraz etti, biz de yaptık. Dinlemedik UNESCO'yu. Bunlar büyük denizciler. Bunlar dünyayı tanıyan, daha kimse okyanusa çıkmazken okyanusun öbür ucuna giden, Ümit Burnu'nu geçen, Hindistan'a buradan güneyden giden, Ümit Burnu'ndan geçen, çünkü Anadolu'dan geçemiyorlar. Osmanlı İmparatorluğu var. Baba gibi oradan geçiş yasak. Onun için bunlar diyorlar ki biz Afrika'dan, Afrika kimse geçemiyor. Beralı Deniz, Vasco da Gama geçiyor ve Hindistan'a varıyor. Fakat finansörü, başındaki adam denizci Henrik. Abimiz, hastasıyım. Şimdi geldik nehrin sonuna sevgili dostlar. Buradan artık, buradan çıkarsak durağımız Yeni Dünya. Buradan çıkarsak next durak
Karayip Adaları. Afrika'nın batısını geçeceğiz. Afrika'nın batısından sonra aşağıda Kanarya Adaları var. Kanarya Adaları'nı gelince batıya kıvıracağız. Rüzgarı arkamıza alacağız. Vereni 20-25 günde rüzgara göre Karayip Adaları'na varacağız. Fakat adamdaki, bakar mısınız Portekiz'deki cesareti? Yıllar evvel adamlar, İspanyollar ve bunlar ilk oralara gidenler. Brezilya'ya gidenler bunlar. Brezilya buranın sömürgesi. Yukarı gidenler İspanyollar. Cristoforo Columbus, gerçi İtalyan, Yunan asıllı İtalyan. O da başka bir macera. Onun da finansörü Isabel Ferdinand. Yani İspanyollar onların finansörü. Her denizcinin arkasında bir finansör olması gerekiyor. Pahalı iş. Gemi donatmak, tayfa tutmak, bu da yola çıkmak. Ama nedir mükafatı? Bunlara olan mükafatı Brezilya'nın altın madenleri. Yani bir koy, on al. Muhabbeti var bu işte. Bir koyacağın, on alacağın. Arkamdaki köprü Arabida Köprüsü. Ne demek araştırdım ama şu tepenin adı Arabida Tepesi. Zaten Araplarla ilgili bir şey. Yani kelime kökeni. Çünkü Portekizce'de böyle kelime yok. Köprünün yapılışı 1957'de başlamış. İlk köprü, yani okyanustan gelince ilk bu köprüyü görüyorsunuz. Geniş bir köprü ama hoş bir köprü. Arkadaşlar birkaç köprü biraz sonra gördük biliyorsunuz. Şimdi geri gidiyoruz gemiyle. Yani okyanustan gelip nehrin girişindeyiz. Biraz sonra daha ileride tarihi kısım başlayacak. Porto çok enteresan, çok değişik. Çok tavsiye ediyorum hararetle. Çünkü Avrupa'ya da benzemiyor. Tuhaf, hiçbir yere benzemiyor. Yani dünyayı gezdim. Burada bir, hani bir, her şey bir yere benzer ya. Burada bir benzemiyor. İnsanlar da benzemiyor hiçbir şeye. Hani İsveç anlarsın, kuzey ülkeleri, İtalya, Fransa anlarsın. Bu benzemiyor. Tuhaf bir yer. Yani 70'lerin çirkin mimarisi de emrinizde. Bu tarafta gördüğünüz gibi. Efendim maalesef. Burada bir kantar topuzu bir kaçmış. Burada bir mimaride bir problem olmuş. Ama kapatmışlar. Bazılarını yıkıyorlar, bazılarını da, yani yenisini, en azından yenisini yapmıyorlar, öyle söyleyeyim. Yani AVM'si ve rezidansı yok. Tarihi kısımda. Ve olamaz. Ve olmasın. Obrigado, kaptan. Obrigado. Próxima. Obrigado. Próxima. Sevgili dostlar, işte güzel bir Douro Nehri'nde gezi tamamladık. Baş tekne. İyi insanlar. Yani saf demeyeyim de temiz değil. Öyle değil. Hadi devam ediyoruz. Dostlar, burası Porto'nun göbeğinde bir park. Corderia Parkı, ya Corderia halat imalathanesi demek. Halatçı parkı. Arka taraf, solum tamamen halat imalathanesi. Burası denizci ülke, unutmayın. Halat yapıyorlar sicimden. Sicim oğlu bunlar, akrabam. Efendim, 2001 yılında Porto şehri Avrupa Kültür Başkenti ilan edilince sanatçılar akıt etmişler bu güzel şehre ve bunların arasında Juan Muñoz adında 48 yaşlarında falan bir İspanyol heykeltıraş var ve bu çok meşhur heykelleri yapmış burası için. 13 Gülen Adam
bunlar farklı, mesela bunun 4 tanesi burada. Bunlar Çinli. Ve baktım bulamadım niye gülüyor babalar. Yani biri mi gıdıkladı karınlarını falan, böyle gılık 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 falan. Bilmiyoruz. 13 tane gülen, hatta öyle adam gülüyor ki ters dönmüş gülmekten. 4 tanesi burada. 3 tanesi şurada bir yerde. Onlara da bakarız. Ama çok şık. Sonra adam erken ölmüş. 48-50 yaşlarında. Ölüm döşeğindeyken de bunları şehre hibe etmiş. Demiş ki bunlar da buraya yaptığım bu şey için. Demiş burada kalsın. Ölüyorum ben. Bu da benden hatıra diye. Bu şekilde parkın çok hoş yerlerinde 13 gülen adam var. 13 gülen oryantal, Çinli olduğunu, şapkadan Çinli olduğunu tahmin ediyorum. 13 gülen Çinli. Acaba niye gülüyor Çinliler? Merak ettim. Yakında dünyayı ele geçireceğiz. Aa, ne acaba? Siz görürsünüz. Falan. Son günler iyi günler. Ne acaba? Gelin öbürlerine bakalım kısaca. Size de burada da bir yer daha göstereyim. Salazar'ın Adalet Sarayı'nı. Oradan gideceğiz. Gelin. Selfie çekiyorlar. Heykellerin yanında. Bu tarafta size bahsettiğim Salazar'ın mimarisi, biraz faşist mimari. Biliyorsunuz Salazar diktatör. Efendim 45'lerde yapıldığını tahmin ediyorum, 40'larda. O mimari. Hala Adalet Sarayı. Orada adaletin kılıcı elinde. Efendim sembolü adaletin. Gözü kapalı olması lazım. Bunun gözü açık. O yüzden de gözü kapalıdır biliyorsunuz. Görmeden karar vermesi gerektiği için. Yani hiçbir şekilde dış görünüşüne göre değil yani. Rengine, ırkına göre karar vermenin gözü kapalıdır. Elinde terazi vardır. Burada biraz başka. Terazi adalet dağıtmak yani, doğru karar vermek. Fakat şey çok hoş, bakar mısınız tiplere? Selfies çektiriyorlar. 3 tane daha Munoz heykeli devam ediyor. 13 tane var bu parkta. Zannediyorum bu ağaçlar da çok eski ağaçlar ama daha ağaçken kesmişler, oradan aşılamışlar. Üstü birbirine inceliyor. Bakar mısınız? Çok enteresan. Hadi devam ediyoruz. Porto'dayız. Carmelita Descalzas, yani Carmelita bir tarikat, rahibeleri var, Carmelita rahibeleri. Bu kilisenin adı Carmelita Descalzas, yani çıplak ayaklı, ayakkabısız Carmelitalar. Descalzas, calza, ayakkabı, Descalzas, ayakkabısız. Portekizce. Yapılışı 16. yüzyıl. Sağdaki kilise Carmo Kilisesi. Carmo da bu meydanın da adı. Meryem Ana'ya ithaf olunmuş. Nitekim Meryem Ana, yani İsa'yı doğurduğu için çok meraklılar. Nitekim oradaki heykelde, cam içerisinde Meryem Ana hamile heykeli var. Yapan İtalyan mimar Lassoni, 1750'ler. Çok sonra, buna 100 sene sonra neredeyse, diğer kiliseden. Çok ayrı fark, çok ayrı tarz, fakat duvar duvara. Çok ayrı devir, çok ayrı anlayış, duvar duvara. Bu kilisenin bir tuhaf tarafı var ki, şimdi oraya bakacağız. Sağ tarafında, sanki başka bina gibi, orada meşhur Çinlileri var. Hadi gidip oraya bakalım. Efendim bu mavi Çinlilerin yapılışı da 1912, çok sonra. 1912'de Silvestro Silvestri adında bir İtalyan sanatçının eseri.
başka yerde yapılıp buraya monte olmuş. Carmelo yazıyor tepesinde bir yerde. Bakın orada Carmelo aslında İsrail'de Kudüs'te bir tepe. Onun adını alan bir tarikat var. Yan kiliseyi yapan tarikat. Carmelo tarikatı. Efendim, şimdi bu Çin ile bu kilise aslında bağdaşmıyor. Yanına yapıştırma, sonradan konma. Ama bana sorarsanız şahsi fikrime yakışmış. Hastasıyım. Sevgili dostlar, Üniversite de Porto, Porto Üniversitesi binası merkezde, hoş bir bina. 19. yüzyıl, 1800'lerde yapılmış, Kraliyet Arması da tepesinde. Sade, fonksiyonel, sevdiğim tarz bir bina. Fazla öyle bir cafcaflı bir fasadı yok. Basit ama kullanışlı görünen bir fasadı var. Önemli bir üniversite. Bu çeşmede yapılışı 1882 Porto Su İşleri, yani Porto'nun İSKİ'si, Piski yapmış burayı, Piski. İSKİ'nin Portosu. Efendim, hediye etmiş şehre, efendim, Su İşleri İdaresi. Güzel bir çeşme, üniversitenin de önünde. Porto güzel bir şehir. İnsanları da hoş, basit, saf, temiz, yani sinirli değil. Yumuşak, yani şimdiye kadar benim geldiğimden beri hep hiçbir kötü bir tecrübem olmadı. İnsanlarla olan ilişkimde, yani lokantalarda, otelde, garsonlar, şoförler, dükkancılar, iyi niyetli insanlar. Turist bayağı var. Fakat Türk turist görmedim. Bir tane bir kız gördüm, Erasmus için gelmiş, İzmirliymiş. O da peşinde koşup bir sipariş çektirdik, çok şekerdi. Onun dışında hiç Türk turist görmedim. Bence siz buraya gelen İlk Türk turist olun. Yani yeni kondu sefer. Türk Hava Yolları'ndan İstanbul Porto. Non-stop. Atlayın gelin. 4 saat, 4,5 saat biraz yakın değil. Ama yani hey, bir kitap alırsınız. Porto hakkında okuyor okuyor gelirsiniz. Ki gelince buraya biraz bilgi sahibi olun. Tur da düzenleniyor. Onunla iyi bir tur alabilirsiniz. İyi firmalardan lütfen. Efendim, ve görmeniz gereken bir Avrupa kenti. Avrupa kentine de benzemiyor ayrıca. Devam ediyoruz. Sevgili dostlar, çok hoş bir tepedeyiz. Kalerguş aslında tepe, yapma tepe, yapay tepe. Buranın altı dükkan, üstü çim ve zeytin ağaçları. Ki hastasıyım zeytin ağacı, yani Ege Akdeniz muhabbeti. Hoş caz çalıyor. Caza ben, kulağım caza gitti. Böyle bostanovalar falan çalıyor. Brezilya bostanovalar falan çalıyor arkada. Brezilyan çünkü buranın da yani bir ucu. Buranın sömürgesi sonunda. Çünkü çok Brezilyalı turist de var, görüyorum. Aynı lisanla konuşuyor. Biraz onların aksanı değişik. Civarın en yüksek çan kulesi. İki tane olacakmış ama sonra bir ihtilaf olmuş kraliyetle veyahut da para verenler arasında. Ve tek kule kalmış. Bence tek kule daha da güzel. Şahsi fikrim gene. Çünkü zaten fazla kule. Çok süslü. İki tanesi gereksiz. Estetik olarak fonksiyonunu bilmiyorum. Çok hoş bir meydan. Gençler akşamüstü muhabbetini yapıyorlar. Bu güzel tepede, yapay tepe. Altı dükkan. Bir altı otopark. Otopark. İstanbul'un problemi otopark. Yaptığın her yapının altına ey İstanbullu mimar, ey İstanbullu şehirci. Yaptığın her yapının altına sadece kendi ihtiyacı olan değil, bütün İstanbul'un ihtiyacı olan otopark yapmak zorundasınız. Unutmayın. Otopark bu şehirlerde her yapılan yapının altında vardır. Fazla araba kaldırma maldırını park etmiş araba göremezsiniz. İstanbul'da yani artık midem bulanıyor otomobilden her tarafta. Kaldırımda, dağda, taşta, evin önünde, evin altında hiç. Yarısı kaldırım yüzü, yarısı otoparkçılar, onlar mafya.
trafiği tıkayanlar onlar. Neyse, oraya girmeyeyim. Oraya girmeyeyim. Devam edeyim Porto gezimi. Bırakayım, orası orada kalsın. Yani ama gelin bunları görün. Medeniyet görmek lazım, Avrupa görmek lazım. Değil mi efendim? Bu akşam da akşamüstü bu kadar. Biraz keyif yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Porto'yu geziyoruz. Doğulu yolu seziyoruz. Günaydın sevgili dostlar. Porto. Portekiz'in Portosu. Müthiş bir yerdeyiz. İkinci gündeyiz. Kahvaltıyla başlayacağım ve bir Ayhan Sıcımoğlu kahvaltısı yapacağım. Yani ne demek Ayhan Sıcımoğlu? Bir tane maalesef tabii bu batı otellerde bizdeki koca açık yoğurt yok. Bu yoğurttan ama meyvesiz. Efendim bunun üzerine şimdi hazırlayacağım bir başka biraz meyve koyayım. Birkaç tane kavun yalandan. Birkaç kavun yalandan. Birkaç portakal yalandan. İki parça portakal yalandan. Yalandan. Yeter. Efendim, şimdi bu şurada. Bir. Üzerine sonradan ekeceğim müzliği şuna koyuyorum. İki. Bu sabah sabah iyi olur, çalıştırır. Pardon. Evet efendim. İşte bu. Bu kadar işimiz. Bir de sütlü çay tabii. Her zaman hastasıyım. Bom dia. Hola, te con leche, por favor. Obrigado. Sütlü çay lütfen dedik. Şimdi efendim, beni İspanyol zannediyorlar. Portekizcem İspanyolcaya daha çok çekiyor da onu. Şimdi yoğurdu buraya çalıştık. Şimdi efendim ne diyorduk? Aksan problemimiz var biraz Portekizce'de. Ben övmek gibi olmasın. Rio aksanı konuşuyorum. Yani Brezilya'nın Rio aksanı biraz değişik. T'ler Ç oluyor. Yani bizim Lazlar gibi. Celci, Cütlü gibi düşüneceksiniz. Mesela Leyte. Portekizce süt. Leyte. Her yok yani. Brezilya'nın Rio şehrinde. Başka şehirde de olmaz. Çok enteresandır. Rio. Şimdi üzerine şeyimi koyuyorum. Ve mel. Yani bal. Yani bana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Ayhan Sıcımoğlu. Rekter devam ediyor. Bloomberg HT'deyiz. Her hafta. Efendim, selamlar sevgili dostlar. Tuktuk gezimiz Porto şehrinde. Tuktuk bu akülü ufak otomobiller, arabalar açık. Bunlar otomobillerin girmediği sokaklara gidebiliyorlar. Yani yaya gibi düşünebilirsiniz. Burasının adı da Victoria Mahallesi. Victoria Mahallesi buranın eski pek otomobillerin girmediği mahalle. Bak şimdi bakın mesela gireceğimiz yola sadece bu araba girebilir. Buraya mesela bakar mısınız? Müthiş. Yani bu bile zor geçiyor. Burada birkaç otomobil var ama bunlar nasıl girmiş bilmiyorum. Girmemesi lazım.
adam kapıyı açtığı için biz geçemiyoruz. Bom dia. Bom dia, günaydın. Bom, güzel, dia, gün. Bom dia, güzel gün. İyi gün. Linda. Çok enteresan bir şehir Porto. Yani Avrupa'nın içinde, Avrupa'nın dışında. Çok enteresan. Şimdi efendim, biraz sarsıyor bu arabalar ama çok hoş. Yapmanız gereken bir açık, güzel bir tur yapılıyor tuk-tuklarla. Porto. This is very famous. One of the most beautiful train stations in the whole world. And inside of that train station you can find 20,000 hand-painted tiles. Wonderful. Our famous Portuguese painter called Jorge Plas. Well, what's his name? Jorge Plas. Ene diyor ki, bizim şoförüm Ene, kız, dünyada göreceğin en güzel tren istasyonuna getirdim seni diyor. Bundan daha güzel tren istasyonu dünyada yok diyor. İçerisinde diyor, elle tek tek boyanmış çiniler var. Bizim meşhur ressamız. Como se chama el painter? Jorge Colasso. Jorge Colasso diye meşhur ressamlarının tek tek elle yaptığı çinileri görecekmişiz. Bir gidip bakalım. Hep duymuştum istasyonu, göremedim. Bir istasyona gidelim, hadi. Diez minutos, we come back. 10 dakika sonra geleceğiz, hadi bakalım. Jorge Colasso, gelin. Sevgili dostlar, meşhur tren istasyonunu görmemiştik, göreceğiz. Hava da sıcak, acaba ceketi giymesem mi ya? Giymeyeyim. Hava sıcak. Sabahtan soğuk oluyor, ondan sonra öğleye doğru ısınıyor. Ama sabahtan buz gibiydi, üşüdüm, şu ceketi giydim ama şimdi bunu arabaya bırakayım. Evet efendim, müthiş. Maşallah maşallah. 1930. Burada 30'dan evvel Saint Benedict, yani Benedict tarikatı manastırı iken istasyon yapılmış 1930'larda. Fakat güzelliği bunun şurada. Bütün bu elle tek tek boyanmış dev çiniler. Ayrı ayrı ama tek bir araya konunca müthiş koca bir, yani puzzle gibi bir resim çıkıyor ve çok güzel yapılmış. Meşhur bir ressam. Jorge Colasso diye önemli bir sanatçı. Şimdi hikayeleri var. Mesela şuradan başlayalım hikayelerine, gelin. Efendim, 12. asırda İspanya Kralı Alfonso, Portekiz Kralı ona biat etmeye söz verir. Ama sözünde durmaz. Karşı çıkar, ayrılmak ister. Portekiz, İspanya o zaman tek ülke. Fakat efendisinin sözünde durmadığı için ve ceza göreceği için yaveri Egasmoniz, genç arkadaş, karısı ve çocuğu der ki, efendim sözünde durmadı, onu cezalandırmayın, benim boynumu vurun, onun yerine beni alın diye Alfonso'ya gider. Karımı da getirdim, çocuğumu da getirdim, bütün ailemizi yok edin, efendime dokunmayın, beni öldürün der. Bunun üzerine tabii
hikaye. Alfonso da delikanlı bir adam gördüğünüz gibi, yakışıklı abimiz. Ondan sonra tamam affeder gider. Bu, yani bunun hikayesi bu. Hepsinin hikayesi var. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şöyle bir gelin. Şimdi gelin benimle yürüyün. Bütün duvarda, tepede, diğer renkte olan çiniler dünyanın transportasyon, yani eski çağdan bu çağa kadar olan seyahat etme, Roma'dan başlıyor. Bakın Roman chariotlar, inekler, öküzler çekiyor. Oradan başlıyor, geliyor. Roma savaşçılarına geliyor, chariotlara geliyor. Kadınlar, madınlar, müthiş. Mısırlı köleler eşya taşıyorlar. Oradan geliyor. Geliyor. Chariotlara savaşlar. Biraz daha ileri gidiyor. Tahterevanlar. Biraz daha devam ediyor. Bütün geliyor. Bütün yani taşıma tarihi trende bitiyor. En son. En başı en sonu. Ucuza geliyor yeniden. Orada en sonda tren ve köylüler. Tren bekleyen köylüler. Burası da istasyon. İstasyon için güzel bir tema. Müthiş. Bakar mısınız? Ve yani maviden renge geçmesi de çok enteresan. Çok hoş. Ama diğer, yani benim gördüğüm, herhalde kız haklı çıktı, gördüğüm en güzel istasyon. Gelin şöyle bir de trenlere bakalım. Gelmişken istasyon çünkü. Burada da peronlar. Değil mi? Çok hoş. Şehrin ortasında bir tarihi bir istasyon. Müthiş. Evet efendim, devam ediyoruz. Porto e Calderon Eusso Conca. Ne demek? Porto kazan ben kepçenin Portekizcesi. Müthişti değil mi ya? İstasyon. Hakikaten kızın dediği Ene. Kızımın adı Ene. Şoför kızımın adı Ene'nin dediği gibi. Hayatında gördüğün en güzel, göreceğin en güzel istasyonların bir tanesi demişti. Hakikaten öyle. Hani bize Haydarpaşa da güzel falan tabii de. Şimdi inşallah yıkılıp otel motel olmaz. Çünkü bazı şeyler kendi fonksiyonunda kalmalı. Şimdi mesela şuraya otel yapsan ya da müze yapsan, yani ne yazar? İstasyon olunca güzel. Haydarpaşa otel yaptın. Müze yaptın. İstasyon. Ha, trenler modern olsunlar falan, başka bir, ama istasyon olarak kalması lazım. Sirkeci. İstasyon. Öyle kalmalı. Oynamayın. Değiştirmeyin. Güzellikleri burada bunların. Kullanımlı, yani hala o şekilde kullanılması güzel. Yoksa ne yapacağım ben görünce, kartpostal gibi. Şimdi efendim gideceğimiz kitapçı çok enteresan. Ben de kitapçı hastasıyım. Kitapçı deyince akarsular durur. Başka hiçbir şey görmek istemiyorum. Kitapçıya gitmek istiyorum. Hadi kitapçıya. Vamos a librería. ¿Cómo se llama? Librería Lao. Est. Obrigado. Çok güzel bir kasaba, çok güzel bir şehir Porto. 300 küsür bin nüfusu var. Yani İstanbul'un mahallesi ama çok güzel.
Burası Santa Catarina Caddesi diyor abla. Ene ablamız. Çok önemli yani Beyoğlu'su buranın. Otomobil giremiyor. Otobüs ve bunlar girebiliyor. Otomobil ve taksiler galiba. Özel araba girmiyor. Anne dedi ki bütün eski ressamlar, yazarlar, şairlerin gittiği bir kafe varmış. Majestic Cafe. Şimdi tur bitikez oraya bir kafe içeriz. O havayı koklayalım. Aynı şehre oturalım. İstanbul'daki Beyoğlu'ndakileri yıkıyoruz ama buradakiler, adamlar burayı mücevher gibi koruyorlar. Beyoğlu'ndaki her şeyi yıktık. Rejans mahvettik. Ne zaman öğreneceğiz? Ne zaman öğreneceğiz? I think we are leaving you here. Thank you very much. Anna. Obrigado. You're welcome. It was obrigado, querida. A pleasure. Thank you very much. Thank you very much. Very nice. It was a pleasure meeting you. Çok şeker kız. Harika değil mi? Ne kadar hoş bir kız. İyi niyetli. Şimdi efendim sizi götüreceğim kitapçı hastasıyım. Gelin gelin. Müthiş. Porto'nun meşhur kitapçısı Sousa Olello ve Irmão ve kardeşi demek. Irmão kardeşi adı. Bir kitapçı olarak yapılmış 1906'da. 1906'da kitapçı olarak yapılmış. Hani sonradan kitap evi olmuş falan değil. Ondan beri de hala kitapçı. Ama şimdi sanıyorum içerisinde kitap almaya gelenden çok turistler var, görmeye gelen. O şekilde bakalım. Ben kitap severim ve kitap alırım biliyorsunuz nereye gitsem. Hele bir gelin bakalım. Gelin bakalım. Şimdi bakacağınız şey müthiş merdivenleri tepeye. Ve tepede de, en tepede de bir vitray var renkli. O da müthiş. Ve bu ahşapların çoğu ahşap değil, ahşap taklidi alçı. Mesela şunlar hep alçılar. Bakın. Alçı ama taklidi, ahşap taklidi boyalı alçılar. Yukarı çıkalım mı? Gelin. Eyvah, turistler geldi. Onlar çok tanınıyor. Bir de şu merdiven çok meşhur ama merdivenden çıkmak için müthiş bir turist şeyi olmuş. Hay Allah. Hadi gidiyoruz. Gelin. Yeterince vakit geçirdi. Kitap da almak istiyorum ama çok kalabalık. Gelin. Efendim burası Santa Catarina Caddesi. Özel araç giremiyor. Otobüsler ve taksiler. Çok güzel kaldırım taşları var ve buranın Beyoğlu'su. Yani orta sınıf alışveriş caddesi. Tabii Beyoğlu kadar uzun değil, daha kısa.
Ama şu buranın sağında ileride buranın meşhur kahvesi, kafesi var. O kafede, tarihi kafe, bir kahve içeceğiz. Ve filmimize son vereceğiz. Epey gezdik, yorulduk. Sayenizde başka bir gözden gördüm Porto'yu. İkinci gelişim ama film çekmek başka bir şey. Çünkü o zaman anlatacağım için öğrenmek zorundayım. Olayı içine girmek zorundayım ki size anlatayım. Öbür türlü geziyorum, unutuyoruz, gidiyor. Ve çok sevdiğim tramvaylar. Kadın Batman. Kadın Batman hastasıyım. Bunlara Batman denirdi İstanbul'da eskiden. Batman. Eski İstanbul kültürü. Biraz daha aşağı, şurada bir yerde kafe olacak. Şurası. Şurası. Hah, işte burası. Majestic Cafe. 1920'ler. 21. Arnavut period. Efendim buranın en eski kafesi. Burada bir yer bulursak bir şey içeceğiz. Bir izin alalım da. Efendim, bir soluk alma ve filmimizi noktalama. Gabana da yiyeceğiz. Tipik ekmek, efendim soslu, şekerli bir sos. Ceviz, badem, kuru üzüm falan bir şeyler. Yani biraz aslında fakir yemeği. Yani ekmek kurumayınca atmıyorsun da üzerine bir şerbet yapıyorsun. Tatlı matlı tadacağız. Müthiş. Ekmek tatlısı. Pastel de nata. Bu Lisbon'dan gelme aslı. Bir manastırdaki keşişlerin yaptığı bir tatlı. Güya hesapta kimseye sırrını vermiyorlar falan. Ama gittim orada da yedim. O daha kötüydü. Bunlar daha güzel. Yani sırrını vermedikleri daha güzel. Altı ekmek, üstü böyle muhallebili, yanmış fırında, çok hoş bir tatlı. Ben tatlı yememe rağmen bu kadar idare edeceğim, tadıyorum sizin için. Geldik en son numaramıza. Yani üç tane buranın tipik yemeğini yiyeceğim. Bu da scone, yani bir nevi muffin gibi. İçini açıp, yani bu tatlı değil tabii. Üzerinde reçel. Tereyağı da var ama ben tereyağını atlayayım. Üzerinde reçel. Böyle reçelin üzerine de kaymağından koyuyorsunuz. Afiyetle yiyorsunuz. Efendim, bu filmde bu kadar sevgili dostlar. Porto, Portekiz'in Portosu. Dediğim gibi enteresan, hoş bir şehir. Ufak bir şehir. 350 bin nüfuslu. Ufak ama büyük, yani konsantre. Kendi ufak ama mal var yani ortada. Güzel konsantre, çektirilmiş güzel. Tarihi bir şehir. Avrupa'nın dünya denizlerinin açıldığı şehirlerin bir tanesi. Lisbon, Porto. Zaten Porto kelime anlamı liman demek. Yani şehrin adı liman.
Neredeydik? Limanda falan. Bir nehir var, Douro Nehri. Anlatayım gibi, Altın Nehir. O böyle aynı zamanda bütün yeni dünyadan gelen, Hindistan'dan da gelen, doğudan da ve batıdan gelen bütün malların Avrupa'ya girdiği nehir. Douro Nehri ve onun başındaki şehir, liman. Hoşçakalın, limandan bu kadar sevgili dostlar. Hastasıyız. Haftaya görüşmek üzere. Ayhan Sıcımoğlu, Renkler Bloomberg HT'de. Her hafta beraberiz. Benden kurtuluş yok.